Siz şimdi benim kayınvalidemi boş verin. Zaten benimle ilgili ne olsa konuşmaya çalışıyorsunuz. Ya Yağmur, ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben dün gerçekten uyuyamadım. Hani o kadar üzüldüm ki senin babanla ilgili duruma. Hani senin gelin alman nasıl oldu yani? Oldu mu? Arkadaşlar, ben görüntüleri getirdim. Merak ediyorsanız izleyebiliriz. Evet, ben izleyelim. Merak ediyorum. Ya. Ya ben böyle şeylerde biraz kötü oluyorum ya. Bir an ben de anımsadım. Yine Allah mutlu etsin. İyi misin Yağmur? Etsin, güzel. Yani şu an kendimi kötü hissettim ya. Evet, ben de yani izleyelim dediğim için. Yani cümleleri şey yapamıyorum ama. İşte zaten ben bunu başkasının da olsa mesela. Hani Yeşim senin olsa, Miyase senin olsa böyle şeyler beni hep duygulandırıyor. Hani bir de kendiminki olunca zaten iyice bir şey yapıyor. Duygulandırıyor yani. Baban olsa daha farklı olurdu. Hani insan istiyor ya gerçekten. Tabii, kim istemez? Yani, yani bir kız zaten babasını hani bakkala gidip bir ekmek almada bile arar. Hani evet. Erkekler daha güçlüdür, daha şeydir ama kızlar bu duygusallık konusunda daha naiftir, daha hassastır. Hani... Evet, kız çocukları babaya daha düşkün oluyor. Hani ben seni anlıyorum. En önemli, en özel gününde babanın yanında istiyorsun. Yani keşke orada kimse olmasaydı da babam olsaydı. Ay. İyi misin? İyi misin? Ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Kendimi suçlu hissediyorum. Söylemese miydik, izlemese miydik? Yok yani bu sizlik bir şey değil. Sakın şey yapmayın. Ben bu aklıma gelse bile hayır, hani... Bir de ben sordum. O yüzden kötü de kendimi oluyorum. Kötü hissediyorum şu an. Yani bana yolda hani benim kızım şimdi baba dese bile ben kötü oluyorum. Ya helal olsun ya. Helal olsun Nurcan teyze. Ağlama. Tamam. Bak işte yani neden kayınvalidesine bu kadar düşkün bir kez daha anlamış oldum. Aile ya. Aynen onun öyle. İçin aile, baba, anne, her şey olmuşlar yani. Ben şimdi benim kızım mesela daha 1,5 yaşına geldi. Hani şakasına da takılıyorum, şeyine de diyorum ama daha sadece baba diyor yani. Hani anne falan demiyor. Bazen kızıyorum böyle hani hep baba diyorsun, hep baba diyorsun, hiç anne demiyorsun. İşte bilinçaltında. Ona sürekli kızıyorum ama keşke mesela, keşke konuşamasaydım diyorum ama sadece benim de ağzımdan sadece baba çıksaydı. Ya bunları şimdi annem de izleyecek, annem de kötü olacak. Ya özür dilerim böyle çok ağlak gibi oldum ama bu konu benim. Yani baban yok ama biz de senin aileniz. Annen olduk, baba olduk. Ağlama. Yemeğine odaklan kuzum. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz. Ya Yeşim sen niye ağlıyorsun kızım? Ben senin miyim? Baban mı yok? Anan mı yok? Biz varız. Sen neden ağlıyorsun? Ya insan şey oluyor ya. Sen kendimi tutuyorum. Yok sen? Ben hani... Sen neden ağlıyorsun? Ya? Yok.
Ay. Etkileniyorum karşımda diyor ya. Sen. Keşke baba yani şey. Ya tamam senin. Tutuyorum kendimi ama. Olan bitti babanın var baban da birisi var. Birisi böyle karşımda babayla ilgili bir şey dediğinde ben ha. Şey oluyorum tutuyorum sabahtan beri tutuyorum kendimi biliyorum benim babam var. Var sağ baban olsun. Bak buradan da yanlış anlamasını istemem şu an çok iyiyiz onunla ama. Evet babanla iyisin. Ben de o kuşağımda mesela ben de görmedim babamı biliyorsun. Evet, onu gördüm biliyorum, öyle. Biliyorum biliyorum. Evet eşim en çok orada şey oldu. Orada kötü oldum kendimi kuşak. Tutuyorum. Sen canını sıkma. Benim de kardeşim sağ olsun hepsi senin sağ olsun. Senin baban işte. Olan oldu bitti. Ya bitiyor her ama şey. İşte küçüklükte yaşadıkların kalıyor. Bu şu anda kalıyor. Ben anlayabiliyorum o yüzden onun her kelimesini ben o kadar iyi anlıyorum ki. Şöyle düşün yani en azından başında baban var. Tabii. Bir sıkıştım mı koşar aynen. Gelir. Ya baba konularına çok girmemeye çalışıyorum. Hani diyorum belki görür, izler, üzülür. Tabii. Ama dayanamıyorum. Burada böyle gözümün önünde böyle yani Yağmur şey olunca ben etkileniyorum.